22 Ekim 2013 10A sınıfı çarpanlar ayırma dersine hoş geldiniz. Yaslarınızı arkanıza. Çarpanlar ayırma. Alp cevizle başlayacağız arkadaşlar. Evet. 2 ceviz artı 6 ceviz ne yapar? Parmak. 2 ceviz. Bakın bundan sonra şöyle yapacaksınız bu tip soruları. Şimdi burada artının sağında ve solunda ortak olanlar neler? Şimdi ortak olanları kapatıyorum. Elimle kapatıyorum, ne görüyorum? 2. Elimle kapatıyorum, ne görüyorum? 6. Sonra işlemi yapıyorum. Yani aslında siz 2 ceviz, 6 ceviz daha 8 ceviz eder. Bunu siz biliyorsunuz. Ben sizin bildiğinizi de biliyorum. Fakat böyle yapmanızı rica ediyorum. Tamam. 7x artı 4x nedir? 7 artı 4 11x. Doğru. Mesela 8x eksi 10x nedir? Aferin. 8 eksi 10 o da eksi 2x'tir. 3x eksi 7x demeyelim. Şunu verelim. Bu nedir peki? Aferin. Eksi 3 eksi 7x o da eksi 10x'tir. Buraya kadar tamam mı? Tamam. İşte siz bu cevizi anladığınızdan itibaren mesela 3 üzeri 10, 4 çarpı 3 üzeri 10 artı 5 çarpı 3 üzeri 10 veya 3 üzeri 100 nedir desek, sen şimdi ne parantezini alacaksın? Aferin. O da olur. Doğru mu? Tamam. Mesela iyice öğrendiniz. Şunu söyleyin. 6 kök 7 artı 4 kök 7 artı kök 7 deyince bana uzun uzun kim yardım eder? Evet, aferin. 6 aferin kızıma. Şu 1'i unutmayacağız. O 1'i hemen size orada mimleyelim 1'i. Bu 1 gizli 1 veya ajan 1 neyse artık. Buradan soruyu çözelim buradan. Buradan cevabımız 11 çarpı kök 7'dir. Evet. 6xy artı x. Evet. Bunu nasıl ortak parantez alırız? Evet. Ama arkadaşınız söylerken hocam, müdahale etmeyin. Parantez içinde 6 artı 1 parantez içinde x diye değil mi? Kulağını çek arkadaşım. Değil mi? Ben söylemedim. Değil. Niye? Evet. Bir dakika. 6 çarpıda 2 tane x var. X, 6 artı 6 artı 1. U. Evet. 6 y artı 1 parantez içinde. Aferin Fatma. Şimdi arkadaşlar işte ben bunu anlatırken birçoğunuz anlıyormuş gibi, biliyormuş gibi baktı. Oysa ki siz dinlemediniz bile anlattığım yerleri. Bakın dinlemek başka, duymak başka, hani bakmak başka, görmek başka. Ben size dedim ki aynı olanları kapat, ne görüyorsun onu yaz dedim. Şimdi sen aynı olanı kapat şimdi. Bunu kapatırsan burada ne görüyorsun? 6y. Evet. Bunu kapatırsan ne görüyorsun burada? Göremiyorsun. Artı 1. Hani gizlenmiş. Mesela başka bir soru çözelim. Bak şimdi. 6x kare eksi 7x mesela. Bak şimdi. 6xx eksi 7x. Şimdi ben burada x'ler ortak. Hani burada x var. Burada da var. O zaman x'leri kapatırım. 6x eksi 7 de cevap. Soru bitti. 2x y kare eksi x y küp diyelim. Şimdi buna dikkat edin. Bak şimdi acele ediyorsunuz bence. Bak bak. Şimdi ben burada bu soruyu nasıl yapacağım? Bak. Burada y var.
Y var, Y var, Y var. X var, X var. Demek ki X, Y kare parantezinde, hani X çarpı Y çarpı Y, X, Y kare yapar. Şimdi kapat kardeşim burayı. 2. Burayı kapat. Eksi Y, aferin. Hadi bir örnek daha yapayım bununla ilgili. Bak şimdi. Bir örnek daha. Mesela 2x küp y 2 eksi 3x kare y mesela. Şimdi bu tip sorular nasıl yapılacak? Bak şimdi. 2x x x y y eksi 3x x y. Şimdi y var, y var. X var, x var. X var, x var. Şimdi demek ki x kare y parantezine alınacak. Yani bu nereleri kapatıyorum göstereyim bak. Kapattığım yerleri göstereyim. Şurayı kapatıyorum, şunu kapatıyorum, şunu kapatıyorum. Ne görüyorsun? 2x y. Eksi 3 arkadaşlar. Komple kapat, orası 2x y kalır orada. Hani öyle yapmalısınız, tamam? Şimdi bak şimdi x eksi 1 y artı x eksi 1. Ben anlatacağım. X eksi 1'ler ortak. Şimdi kapatıyorum. Y kapatıyorum. Artı 1. Evet, bitti. Anlaştık mı? Tamam. Bu ortak parantezi almayı kabaca öğrendiniz. Şimdi 2 kare farkını hatırlatayım. X kare eksi y kare eşittir x eksi y çarpı x artı y'dir. Buna biz 2 kare farkı diyeceğiz. Bir dahaki dersimize de herkes kopya hazırlasın. A4 kağıdı arka önünü getirsin. Bakacağım. Hatırlatın bana. Şimdi x kare eksi 3'ün karesi neye eşit? X eksi 3 çarpı x artı 3. Yani dikkat ederseniz 2 kare farkı da çarpanlarla ayrılabiliyor. İyi düşün. Hani çarpım şeklinde yazılabiliyor. Mesela x kare eksi 16. Bunu nasıl ayırırız? X artı 6 çarpı x. Yanlış. Yanlış. X kare çarpı x artı 4. Çarpı x eksi 4 çarpı x artı 4. Evet. Yes. Doğru. Bazıdan bak şimdi. 9 x kare eksi 1. Evet. Parmak. Fındık. 3 artı x. 3x. Şimdi bu ikiler uçuşa geçiyor. 3x eksi 1. 3x artı 1. Böyle kodlayın. Böyle kodlayın. Tamam. Şimdi 1 eksi y kare. Kim yardım eder? Parmak. Evet beyefendi. 1 eksi y çarpı 1 artı y. Yes. 2 kare farkı anlaşıldı yani. Evet. Hemen hemen. Tamam. Peki. 2 kare farkı anlaşıldı. Peki tam kare diyelim. Tam kare. Bak şimdi. X artı y'nin parantez karesi x artı y çarpı x artı y'dir değil mi? Bunu da siz pencere metoduyla şöyle yapacaksınız bundan sonra. Burası x, burası y, burası x, burası y. X kare, x y, x y, y kare. Burayı toplarsam x kare artı x y, x y daha 2x y artı y kare. Evet. Polinomlarda burayı genişletmiştim, hatırlıyor musunuz? Tamam. O zaman 2x eksi 5'in tam karesi nedir diye sorsam siz elbette hiç şüphe etmeden, tereddüt etmeden takır takır
yaparsınız yani. Şakır şakır, şıkır şıkır, çıtır çıtır, çatır çatır. Tamam. Burayı fazla üzerinde durmuyorum. Çünkü polinomda genişletmiştim. Evet, hatırlarsanız. Değil mi? Evet, tamam. O zaman şöyle bir çalışma yapayım. Çarpanlar ayırmada bak şimdi. Mesela x artı y'nin karesi eksi 2x eksi y'nin karesi nedir dersem, bu iki ifadeyi çarpanlarına ayırın derlerse, şu ikiler uçta geçer, x artı y eksi 2x eksi y, anladınız mı? Çarpı bir de artılısı x artı y artı 2x eksi y. O halde x artı y eksi 2x artı y çarpı 3x eşittir 2y eksi x arkadaşlar. Çarpı 3x. İşte bu ifadeyi çarpanlarına ayırmış olduk. Biraz daha değişik bir yapıdan yola çıkalım. Şöyle ki mesela x kare eksi y kare eksi x eksi y desek, o zaman burası x eksi y çarpı x artı y'dir. Eksi x eksi y. Burada x eksi y parantezini alırsam x artı y eksi 1 olur. Şuraya güzel yazalım. Eksi eksi 1 olur. Neden? Bak şimdi. Şura x eksi y, x eksi y. Bunlar ortak bak. Bunları kapattığımı düşün. Kapatın x artı y kalır. Kapatın eksi 1 kalır burada gizli eksidir. Geçmiş olsun arkadaşlar. Hocam.